Bak yarışmak istiyor bizimle. Ya yapma gözünü. Tokatlayacak şimdi seni şurada. Ana sana yazık olacak M5'le. Bak ya. Bas. Biz de istiyoruz. Hareket yapalım. Bak. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Türkiye'ye geldik. Geri gidiyoruz. Tatilimizi yaptık, geri dönüyoruz dermişim. Geri gurbet yoluna çıkacağız. Otelimizden kalktık, buraya geldik. Gelmişken bir şükür namaz kılalım dedik Selimiye Camisi'ne. İçeriye girdik, namazımızı kıldık. Allah izin verirse geri gurbet yoluna çıkacağız. Yürü. Yemek yiyelim ama önce bir kahvaltımızı yapalım. Yoksa yolda dayanamayız. O yüzden buradan çıkıyoruz. Allah izin verirse Türkiye Edirne Kapıkule'ye doğru, gümrük kapısına doğru ilerleyeceğiz bakalım. İlk depomuzu aldık, Edirne'ye çıktık. Çıkarken ilk Shell'den benzinimizi doldurduk. Bakalım Allah izin verirse sağ salim şu gümrüklerden şimdi geri geçeceğiz. Benim tek hani korktuğum demeyeyim de merak ettiğim, bize bir gün içinde geri çıkıyorsunuz falan diye böyle bir sıkıntı yapacaklar mı gümrükte? Test soracaklar mı evet. Çünkü buraya gelene kadar hiç test soran moran falan hiçbir şey olmadı. Ama buradan geri dönerken bakalım diyecekler mi Türkiye'den geliyorsun, o yüzden test lazım falan diye. Evet. Öyle bir sorun çıkartacaklar mı, yaşayacaklar mı bize? Hep birlikte görüp bakacağız. Nasıl bir his? Kötü his. Türkiye'ye girdik, girdiğimiz gibi çıktık gibi oldu biraz. Geri tadını alamadan çıkıyoruz değil mi hiç? Aynen. Bir kahvaltımızı yaptık. Yasin ilk önce diyordu ki yoruldum, rezil olduk gibi biraz falan böyle apar topar dinlemeden falan. Ama o tat işte böyle dedim ya, Türkiye'ye girdiğin zaman geri ondan sonra bir daha gelesin geliyor. Bak Yasin hemen dedi ki bana gaz geldi dedi. Ben hemen bir an önce geri tatile girmek istiyorum arayın. Kötü olan şimdi geri dönmek. Ondan korktum ben daha çok. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü yorgun. Geri dönüyoruz. Bir de gittiğimiz yer de yani gitmek istediğimiz bir yer değil. Evet. Tamam, geçiyoruz. İyi günler. Bunun için mi uğraştık ya? İsmin ne demiymiş? İsim Mehmet, tamam mı? Sen Mehmet'ten geçebilirsin. Daha demin pasaportu gösterdik ya. Üç euro'muzu da verelim buraya. Önümüzde bir 10 tane araba falan var değil mi? 10 araba vardı. Biz burada yavaş ilerledik. Efendim? Plakalarımız hemen çıkmadı. Biz de girip gelmemiz lazımdı. YouTube video için. Ha? YouTube video için. Gurbet yolu, sıla yolu video. Sen YouTube'a? Aha, biz YouTuber'ız. 3 kişi. Hollanda, Almanya. Hollanda. Ya. Tamam. Ne oldu? Damgamızı aldık. Harf ne damgasıysa bu, ben de çözemedim de. Böyle bir şey yoktu daha önce. Bana böyle bir şey vermediler hiç. İlk defa alıyorum ben. Sileyim mi abi? Sil ha, abicim. Sileyim. Lütfen şuraları bir sil. Param var mı abi? He? Ona göre siliyorum bak ha. Sen sil, o parayı ona göre veririz. Arkadaşlar acayip çok sinek mezarlığı yaptık önce ama ha. Bir tüm sürüyü böyle bir ezdik. Pat 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 pat. Hepsi yapıştı buraya. Ben kuş pisledi sandım ama böcekmiş. Yo, tüm grubu katlettik ya. Böceğin tüm sülalesi yok oldu. Evet. Arkadaşlar Sofya'ya doğru da hala ilerlemekteyiz ama acayip tuhaf bir durum oldu. 27 dereceden 17 dereceye indik 10 dakika içinde. Çok kötü, yine fırtınalı böyle yağmur yağıyor. Yollar yine akraplenin oldu her yer. Silgeçlerimiz yetişemiyor. Lan silgeç. Silgeç bir tane var. Ha doğru. Vallahi aynı gelirken ki durum oldu. Biraz daha şiddetlenirse devam edemeyeceğiz. Yolun kenarında biraz dururuz herhalde. Dönümlerimizi yapalım da. Arkadaki arabayı göremiyorum. Bir tek X-Ray'in olanmaları gözüküyor.
Düşünsene böyle bir anda silgeçlerin motoru kırıldığını ya da silgeci çalışmıyor. Kaldın yolda. Mecbur kenara. Bizim Ahmet abinin bir yere yolda gerekiyor. Q7'sin silgeç motoru bozulmuş da Avusturya'da. Yanlış yapılamıyorsun, Avusturya'daydı. Adam bayağı rezillik çekmişti ya. Çok kötü. Allah kimsenin başına öyle bir şey vermesin, göstermesin. Amin. Ne kadar arabanın bakımı iyi olsa da bozuldu mu bozuluyor yani. Arkadaşlar bu adama da herhalde babam bağırmış zamanında bisikletle git lan diye. Adam bisikletle geçiyorlar valla. Helal olsun. Bu yolda da bisiklet. Yani yalarsın. Bayağı kavgursun. 90'lık yoldayız arkadaşlar. Sofya'nın merkezinden geçiyor şimdi. Geçtik hatta. Önümüzde bak nere var acaba? Ama arkadaşlar şuna bak ya, Yaman gerçekten M5 Competition. Ne yapalım, biz de mi böyle bir şey çeksek Yasin? Golf 7 R'ın projesi bitti, onu artık herhalde satılığa çıkartacağız. Bak yarışmak istiyor bizimle. Ya yapma gözünü. Tokatlayacak şimdi seni şurada. Ana sana yazık olacak M5'inden. Hakikaten yani herhalde. Ooo basıyor ya. Bas bas. Biz de istiyoruz. Biz de gitmek istiyoruz. 500 euroluk araba. Anca bu kadar. 185'ten fazla zaten gitmiyoruz. Başlıyor. Araba her yeri titremeye başlıyor bu arada. Oğlum onu bırak, kapı açılacak, düşeceğim diye korkuyorum, o kadar yani. Kapıyı boşver, şu yıldızımız uçup gitmese bari. Onu anıl dahtı, bir şey olmaz ona. Ona bir şey olmaz diyor değil mi? Taş gibi. Bak şimdi adama biz de hareket yapalım. Bak bak bak. Yavaş yavaş. Ya ama şaka maka maşallah var bu arabanda. Ne diyorsun ya? Videoya 10 bin like gelirse o arabadan alalım mı bir tane? Gelmez, onu hiç alamazsın. He? Gelmezse hiç alamazsın o arabayı. Bu videoya 10 bin like gelir bence ya. Video var. Diyelim mi? He? Söz verelim mi? Sinan? Her bağımlısın. He? Zaten bakınıyorduk. Ya E63S diyorduk ya da M5 Competition istiyorduk. İkisinden birini alalım, proje yapalım falan diye. Hem de onu bir uzun zaman kullanalım diye. Şimdi Yasin diyecek her aldığın arabada öyle diyor zaten uzun kullanmayız. Uzun süre 3 ay. Ya ama şaka maka o arabayı gerçekten alalım. Ona da bir proje geçelim. İster misiniz? Bu videoyu 10 binden gelirse ona da bir proje geçelim diyor. He? Bulgaristan'ı neredeyse çıktık. Az kaldı. 2-3 kilometre sonra Allah'a izin verirse Sırbistan'a gireceğiz. Hepsi de Türk tırlar ha. Ha, hep gümrük bekliyor bunlar. Çıkmayı bekliyor, sırfa girmeyi bekliyor. O yüzden hep diyorlar ya, gümrüklere yaklaşırken fazla surat yapmayın. Park halinde olan tırlar olur. Çarparsınız mı yaparsınız maazallah. Genelde çoğu kazalar böyle yerlerde oluyor işte. Gelişli gidişli yok. Kapağını açıp bırakıyoruz yani şu kapısını. Sıkıntılı. Sırbistan'da normalde para ödemeniz gerekiyor işte gişelerde. Bizim yine alette para yüklü olduğu için biz öyle gişede para ödeme gibi davamız olmayacak. Gelirken de zaten Sıla yolunda yeterince para yükledik. Biz transit geçeceğiz. Onu yine size gösteririz zaten. Şimdi yavaş yavaş gümrük kapısına doğru giriyoruz. Tırlar da bak yerinden oynuyor derken geliş yoluna da biz giriyoruz. Görüyor musun? Bak al. Tıkandı. Çok Almancı var, polis var ileride. Çok Almancıyla Hollanda, Almancılar yani daha çok. Fransızlar da var. Bak adam burada. Yani baya baya izinciler de yol almış geliyorlar. Gelirken görüyoruz zaten. Bak bunlar hep arabalar scan yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Bunlar bir şey ölçüyor arabaları. Artık şey mi ölçüyor, mal mı ölçüyor, arabada böyle kokain mokain var diye mi, yoksa demir silah mülah mı var diye mi ölçüyor, ne yapıyorsa her neyse yani o demirlerin arasından geçtiği zaman ölçüyorlar, bir şeyler ölçüyorlar, arabanın içinde var mı yok mu falan. Onu bir ara araştırırız.
Okay. Thanks. Biz zaten gelirken ödediğimiz için Bulgar tolunu burada bir daha almamıza gerek kalmadı. Ödenmiş mi diye de kontrol ediyorlar zaten burada. Plakadan, zaten sistemden plakaya girince hemen çıkıyor ortaya. Şimdi Bulgar çıkış. Bundan sırf giriş yapacağız. Bakıyor. Benim C60'ın yastığı düştüklerdi ya, C60'la giderken böyle bastıydım. Ama tabii orada egzoz sesi vardı. Burada da egzoz sesi var ama sallanan egzoz sesi var. Orada yırttıydık, şimdi de bakalım. Şuradan gireceğiz bak. Burada... Ah. Dedi istiyor. He? Hızlı hızlı. Görüyor musun bak? Orada, orada oraya geçeyim diyorsun. Burada buraya geçeyim diyorsun. Görüyor musun? Daha demin kadın hareket çekti. Öbür tarafa gideceğim diye. Şimdi geri buraya bizi saptırdılar. Hiç. Bu Sırplar hep böyle. Hiç ne istediklerini bildikleri yok. Lafta, he, lafta bunlar şey ya. Avrupa Birliği'ne girmedi ya hani bunlar. Avrupa Birliği'ne değiller ya. Şey havasındalar böyle. Biz de bu ülkeden geçmek istiyorsanız siz bizi bekleyeceksiniz lan. Biz sizi beklemiyoruz. Beklemeyeceğiz ya gibisin. Bir artistik böyle. Şuna bak. Karşı taraf yine full dolu. Bagaj var. Hiçbir şey yok. Yiyecek var ancak. Başka yok. Yok, başka, başka bir şey yok. Pasaportu elinde tuttu. Bu içini açmadı bile. Gümrük bir şey var mı? Hani bagaj bir şey var mı? Sanki bir şey varsa var diyeceğiz. He, he amca he diyeceğiz. 10 tane silah, 2 kilo kokain var. Fazla da para yok ya, 200 bin kadar, 200 bin euro kadar para götürüyoruz. Başka bir şey yok diyeceğiz he. Tövbe estağfurullah ya. Sırbın ilk kontrol şeyine geçtik. Geldik, kontrol değil de tol. Tol kapısına geldik. EMP ile yine buradan bak şimdi öyle. EMP grenade. Bu diye o ötüyor da ha, pip diye. 3420 dinar diyor, DM diyor. Dinar mı oluyor bunlar? Dinar değil lan, dinar başka bir kere. Ne bileyim ben, DM yazıyor. Bununla da böyle geçiyoruz. Ulaşan. Doğruyum. Arkadaşlar şu an Sırbistan'dayız. Belgrad'a doğru devam ediyoruz. Belgrad, Beograd tabelasını takip ediyoruz. Şimdi Sofya'dan Niş'e doğru geçerken gümrükte bayağı bir sıkıntı var değil mi biraz? Bir aşağı yukarı 5-10 kilometre falan. Yol tamiri vardı. O yüzden böyle köylük yolun içinden geçtik. Yolu kapatmışlar. Ama onu hallettik. Oradan sonra da işte biraz kontrol falan vardı. Biz görürsünüz, görmüşsünüzdür şimdi. GoPro'lardan. Şimdi oradan sonra Pirot Dağları'na geçtik. Pirot'tan Niş'e doğru yol aldık. Niş'ten sonra Belgrad, Beograd. Oradan Budapeşte'ye doğru gidiyoruz. İlk defa Edirne'den sonra burada benzinimizi aldık. Arabamızın motor yağını falan kontrol ettik. Suyuna baktık falan. Her şey yolunda. Şu anlık bir sıkıntı yok. Sadece bir egzozumuz sallanıyor biraz. O fazla dayanamadı herhalde artık uzun yolculuğa. Biraz yağmurlu falan derken buradan devam ediyoruz. Yasin'le Sinan yer değiştirdi. Sinan adeta Yasin'i arkaya attı. Yerimi kaptı desene. Yasin'in yerini kaptı. Şimdi gidiyoruz bakalım. Daha aşağı yukarı 400 km falan Sırbistan'da süreceğiz. 400-500 km. Oradan sonra Macaristan'a giriş yapacağız. İnternetimiz yok tekrar. O yüzden Sinan dedi bari benim internetim yok, öne oturayım falan. Şimdi ilerliyoruz bakalım. Burada da yol tamirleri bayağı bir var. O yüzden dikkatli olalım. Fazla coşma. Peki bana Instagram'da soruyor abi, sulu yemek yiyor musunuz mu yolda? Sulu yemek yemiyoruz, poğaça falan o tarz şeylerle gidiyor. Kahve bile içmedik düşün. Motoru bozmayalım diye. Böyle idare ediyoruz işte. Sakin sakin meyve, sebze falan derken son poğaçalarımızı yiyoruz. Ondan sonra ağzımız bitiyor zaten. Sağ olsunlar bize bayağı yemek falan verdiler. Hem gidiş hem neredeyse gelişi bitirdik. Yemek tam yetti bize. Fazla kalma. Dur, dur. Ne oldu? Kaldırma daha, bekle bekle, dur dur. Çek 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 çek. Post dedi, dur. Aşağı su zaten. Daha demin bastık öyle.
BMW ile yarışacağız diye yolun sonunda patlattı, patlatıyoruz. Şuna bak. Duman çıkıyor yerden. Açar mı? Şey mi? Dur, bekle. Tek yanıyordur oğlum bir. Biraz az oradan mı? Arkadaşlar biraz bekledik. Sızıntı mı var artık, ne varsa bilmiyoruz ama... Anıl yağ sıkıntısı diyordu ya. Yağ sıkıntısı diyordu, herhalde bir yerden bir patlak verdi ama... Hani ne oldu ne bitti anlamadım. Suyuna falan baktık, doldurduk. Yağına bir bakalım arabanın. Yağını da kontrol edelim böylece bir daha. Çalıştı. O ne lan? O ne lan, nasıl aktı onu öyle? Araba, neyse, tamam araba. Söndürdüm. Arabanın tamam. Sıcaklığı hemen geldi geri bak. Tamam kapat, şimdi iyi çalışıyor. Arkadaşlar nasıl bir mezarlık yapmışsak burayı, şuna bakın abi. Mercedes'in logosu bile sinekler altında, şuna bak bak. Şunlara bak. Komple sinek sülalesini süpürmüşüz, getiriyoruz yanımızda. Neyse, biz şimdi neredeyiz? Araba biraz dinlensin, ondan sonra yola çıkmaya deneyeceğiz geri. Biz neredeyiz şu an? Sırt'tayız, daha çıkamadık ama az kaldı. 70 km falan mı kaldı? 60-70 km kaldı, Belgrad'a doğru gidiyoruz. Değil mi? Belgrad. Belgrad'dan sonra Budapest. Budapest'ten sonra Wien, Linz taraflarına doğru asılacağız. Araba dayanırsa. Araba dayanırsa tabii gidebilirsek. Hadi bakalım. Biz şimdi bir ufak tefek bir akşam yemeğimizi yiyelim, böyle biraz atıştıralım ekmek arası falan. Ondan sonra da arabayı çalıştıralım. Artık şansı kadere nereye kadar dayanacak bilmiyorum ama devam edeceğiz. Bekledik. Biraz burada 15 dakika bakalım araba kendine gelmiş mi? Kaç gösteriyor hararet? 90. Bir bakalım kendine gelmiş mi? Tamam. Araba iyi, hadi gidiyoruz. Manyak la. Arkadaşlar, Subotica'ya geçtik. Szeged'e doğru yol alacağız. Szeged'den sonra Budapest, Macaristan falan derken. Şu an Sırbistan'ın gümründeyiz. Sırbistan'ı çıkacağız Allah izin verirse. Macar'a gireceğiz. Şurada bir tane arabayı bayağı didik didik arıyorlar. Türk ailesini de aradılar. Türk ailesini de bayağı bir X-ray falan soktular, kontrol ettiler. Arabamızda bu ara sıkıntı yok. Şimdilik iyi gidiyoruz. Hararet yapmıştı ama yeri düzeldi. Drift istiyormuş yani. Ha, canı biraz böyle ters düz hareketler istiyormuş yani. Biz de biraz okşadık. Araba kendine geldi. Şimdi ilerliyoruz bakalım bizi burada neler bekliyor. Salın bizi gayri, yeter gayri. 6 saattir bekliyoruz burada. 6 saattir internetimiz yok. Vallahi ya, Yasin ne diyorsun sen daha demin? İnternete doğru gidiyoruz. İnternet, sana geliyoruz. Macaristan'a girsek değil mi internetimiz gelse diyor, öyle mi? Vallahi Allah. İnternette bekliyoruz. Bak ne yazıyor? Don't accept and don't give bribe. Yani yanttan para verme diyor. Hayır, hiç diyor. Eskiden bu. Evet. Tamam. This is the just October. Buraya mı para gideceğiz yani? Harcaklar ya. Pasaportlara neden koydular? Kamerayı kapatalım işte. Kamerayı kapatalım mı? Kapatma, boşver, aç dursun ya böyle. Pislik yaparlarsa deriz bak kameraya çekiyor sizi diye. Bir de bakacaksa baksın artık. Yani. Yok la, hep uğraştıracak illa. Pasaportunu da vermedi lan. İşte o yüzden baktıracak. Belki de şey olabilir, kısa zamanda niye geri çıkış yapıyorlar falan. Ya, deriz öyle. Lazım ama tuzuk ama hizres. Evet, kortumuz başımıza geldi. Gördüler bizim gibi fıstık gibi 3 tane delikanlıyı. Kenara çektiler. Arabayı X-ray'e sokacaklar. Arabada bir şey var mı falan dediler. Yok dedik. Gömülük kontrol falan öyle. Bir şey yok. İyi tamam o zaman dedi. Tam eline pasaportları vereceği zannederken beni takip edin dedi. Döndürdük arabayı, takip ettik. Bizi X-ray'e doğru yönlendirdiler arkadaşlar, sağ olsunlar. Şimdi bir arabalar burada arıyorlar. Biz de arayacaklar. Bakalım nasıl arıyorlarmış. Biz de hemen kontrol ederiz sizin için.
Siz de ona göre bir şey götüreceğiniz zaman nereye saklayacağınızı görürsünüz. Ama bizim için bir sıkıntı yok. İstedikleri her yere alabilirler. Ama bayağı bir mesela öndeki arabanın kabutlarından bayağı bir şey yaptılar. Kapaklarından söktüler, yedek tekerini indirdiler falan, tekerlere baktılar. Bayağı uğraştırdılar. Zaman kaybı, hepsi zaman kaybı. Arkadaşlar 4 saat ne oldu değil mi öğrendiğimiz? Sırbistan'da birlikte. Sırbistan sağ olsun 1,5 saat bizi mağdur etti. Aradı filan. Biz orada bir uğraştırdılar. Neyse tamam bekleriz dedik, bekledik. Macera giriş yapmak istiyoruz. Tamam ona da eyvallah. 10 tane araba var. Tamam. Yani baktığımız zaman şöyle. Tamam. Ooo 10 tane oldu. 50 tane oldu. 100 tane derken bütün sıralarda oldu. Ama çalışan yok. Bir anca uğraştıracaklar. Bir 2 saat de orada bekledik mi? Tamam. Saat 8'e yok 7 filandı işte. 6.30-7'ye doğru geliyordu. Sırbistan'ın önüne geldiğimizde. Şimdi saat 12'ye 10 filan var. Allah izin verirse şimdi geri yola çık. Benzinimizi aldık. Şimdi nereye doğru ilerliyor Sinan? GoPilot. Budapest mi? Budapest'e doğru ilerliyoruz. Budapest'ten sonra da Allah izin verirse Viyana, Linz derken Nürnberg'e doğru ilerleyeceğiz. İstikamet yani son durak Hannover. Allah izin verir de başka bir günlükte çok beklemezsek aşağı yukarı saat 10 gibi sabah falan orada olmayı planlıyoruz. Dondurmamızı falan aldık. Biraz terledik daha demin. Sıkıntı yaşadık. Yasin biraz canı falan sıkıldı. Böyle şeylere alışkın değil. Pek hoşlanmadı. Ne diyorsun? Bu durumdan sonra da hala var mısın? Bir ikinci sıra yoluna. Varım diyor. Daha da böyle demiyordun ama. Diyor ama şaka baka bunlar artık böyle olacak şeyler. Kimisinde az beklersin, kimisinde çok beklersin. Belki daha kalabalık periyotta geldiğin zaman daha çok bekleyeceğim. Ya da daha az bekleyeceğim. Belli olmaz. Bu şans işte. Tabii ki insan böyle şeylerden hoşlanmıyor. Tam adam full enerjili çıktık. Edirne'den geliyoruz basa basa. Buraya kadar Sırp'a kadar iyi gidiyordu. Adam motivasyonu düştü geldi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Allah'a şükür. En büyük sıkıntımız bu olsun. Bundan sonra Allah yolumuzu açık etsin. İlerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Instagram'dan bayağı soru sorduk herkese. Viyana nasıl, Linz tarafı, gümrük kapalı gibi gözüküyor falan diye Google Maps'tan baktık falan. Kimileri dedi, Maps'a fazla bakma. İnandırma, ne yapıyorsun? Kimileri dedi, Maps'a aldanma falan git açık. E tamam güzel açık. Dedik adet yerini bulsun. Hani geldiğimiz yoldan geri gidelim. Ama maalesef kapıya doğru yaklaşırken öyle bir ordu, öyle bir sürü vardı ki orada fazla ilerlemiyordu. Dedik fırsat varken burada bir saat bekleyeceğimize bari gidelim. Adeti bozalım, 2-3 saat erkenden varalım. Şu an Çek istikametine doğru yol aldık. Prag'a doğru, Prag'dan Dresden'den Hannover'a doğru geçeceğiz. Alican abimizin mekanından geçeceğiz yani. Çek'e girmeden önce Slovenya'ya girdik. Slovakya'ya girdik. Ben buralara alışık değilim pek gelsin. 14 euro vinyet aldık. Çek'e girdiğimiz zaman oranla vinyetini ayrı alacağız. Buradan böyle sakin ilerliyoruz bakalım. Yollarda pek bir şey yok ama hayırlısı bakalım. 3 saat yolumuzu, 3 saat mıydı? 3 saat kısalttı. Yolumuzu 3 saat kısaltacağız. Yolun sonunda var mısak tabi. Yani öteki türlü 3 saat daha da uzundu. Yani illa o Sıla yolu yolundan gideceğim diyorsan 3 saat daha uzun duracağım. Hatta bekleme de var. 3 saat için o değil. 4 saat olabilir. Evet arkadaşlar şu an Çek Cumhuriyeti'ne girmiş duruyoruz. Değil mi? Girdik. Evet, şaftımız nasıl? Daha yerinde duruyor ya. Bir harf kaydı. Ama kaydı pek iyi olmuyor. Arkadaşlar ben dayanamadım geri öne geçtim. Sinan böyle arkada uzanmak istedi, uzanıyor. Dinlensin. Çek Cumhuriyeti'ne girdiğinde vinyet alman gerekiyor yine. E-vinyet, elektronik. Yani plakanı okuyarak gidiyorlar. Bunu benzinlikte alabiliyorsun. Mesela Slovakya'da değil mi? Slovakya'da OMV'den almıştık. Onu oradan alabilirsiniz ilk benzinlik. Hem de güvenilir nokta. Çek'te de girdikten sonra hemen sağ tarafta böyle bir tırların durduğu yer var. Oradan
içeri dalıp az 20 metre ilerleyip küçük büfeler var. Büfelerden alabilirsin. 10 günlüğüne 15 euro ödedik. Bu da son vinyetimizdi. Praha'ya doğru gidiyoruz. Praha'dan sonra zaten Dresden tarafına, yani Almanya gümrüğüne doğru ilerleyeceğiz. Oradan sonra da zaten artık vinyet hiçbir şey kalmıyor. Bu işin hakkını veriyoruz mu biz? Yıllardır böyle gurbet yolu, sıla yolu, gurbet yolu falan. Değil mi yani? Ya, direkt. Instagram'dan da yazmışlar, abi emektarsınız, vallahi helal olsun. Bir terlik, iki tişört, bir erzak alıp çıkmışsınız 5 lira arabayla diye. Yani hakkını veriyor muyuz bu işin? Veriyoruz artık, like de yapsınlar ona göre. Yani sözümüzü de verdik, bak bu videoya 10 bin like gelirse sırf sıla yoluna böyle güzel görüntüler de alabilmek için, hem de tabii kendimize de arabanın tadına bakmak için bir M5 alacağız artık. F90 kasa. Makyajcısı olur, makyajsız olur. O artık o zamanki duruma bağlı ama alacağız yani, sözümüzü verdik. Hele o sözümüzü tutabilmek için sağ salim bir varmamız lazım. O yüzden biz böyle kendi halimize bir gözümüzü yollara verip böyle bir konsantre olup devam edelim. Derin uyuyor. Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, günaydın diyeyim. Ben bir uyudum bayağı. Saat şöyle 7 gibi falan, 7.30 gibi gözümü kapattım arkada. Valla uzanış o uzanış patladı gitti. Uyudum. 3 ülke değiştirdik. Adamlar 3 ülke değiştirdik. Prag'dan geçtik. Nasıldı Çek'ten? Slovakya'yı geçtik. Tamam ben o... Sen uyuyordun orada kostum kostum. Biz de aslında orada geçtik. Ondan sonra Praha geçtik. Değil mi? Evet. Nasıldı orada? Görüntüler almışsınız. Orada biraz yerlemişsiniz şehir içinde falan. Azıcık bir yol mu vardı böyle? Çakıllı çukurlu. He, geri kalan iyiydi. Sabah geçtiğimiz için, hafta sonu geçtiğimiz için şansımız bu oldu. Yollar orada bomboştu. Yani transit geçtik zaten ilk başta. Sonra da siz basmışsınız buraya. Dresden'den falan geçtik değil mi Almanya'ya girerken? Evet. Alican abinin oradan geçtik yani. Fazla basamıyorduk bile ama Sinan bakıyorum da böyle hiç 180'den aşağı inmiyor yani. Sinan'la daha demin benzin aldık, yarısı gitmiş. Bakayım, o uçurmuş. Neyse bu bizi götürür. Daş. Prag'da şeyi ölçtüler tabii niyeti falan. Değil mi? O otomatik geçiş hiçbir yerde sıkıntı yapmadı. Evet. Kontrollar da yoktu. Yani Sırp'la Macar bizi yaktı ya bu yolculukta. Sıla yolunda öyle bir sıkıntımız yoktu ama gurbet yolunda bizi mahvettiler yani. 3-4 saatimizi çaldılar. Neyse Sinan 1 saatini kazanmış bizim için. Geri kaldı 2,5 saat. Abi biz geldik. Hoş geldiniz. 3 gün içinde Allah bilir kaç tane Avrupa ülkesini gördük geldik bak. Vallahi hızlı geldik. 2,5 gün içinde hem sıla yolu yaptık hem gurbet yolu yaptık. Bizim gibi böyle yoktur herhalde yapan şimdi yalar. İlklerdeniz herhalde. Anıl. Arabayı getirdik sağ salim. Araba taş gibi. Sadece egzozuna bir baktım. Servis lambası yandı. Üstüne hararet yaptı. Bir de tekerleri herhalde bitmeye yaklaşık. Gerisi sana emanet biz gidiyoruz. biz atım karıncamızı alalım taş gibi. Bununla bir Hollanda'ya basarak geri gidelim. Yatağımıza yatalım. Ondan sonra biz herhalde bir hafta boyunca bir tertiz. Dinleneceğiz. Yo şaka maka. Çek üzerinden geldik işte. Adını da söyledik. Avusturya kabalıydı. Baya berbattı. Baya şey vardı. 54 kilometre şey var, araba stavı vardı. 54 kilometre. Bir de yürüyen değil ha, sabit duruyorlar. Hiç tıpırdamıyor. 3 güne çıkamazdım. Biz daha demin baktık, daha hala millet orada bekliyor. Yani orada bekleseydik, hatta Instagram'dan birkaç kişiyle yazıştık falan ama sağ olsunlar bize biraz bilgi verdiler. Ama o bilgi pek o anki şey, duruma göre iyi değildi. Biz de bir karar aldık. Çek yolu nasıl yani, şimdi şu arkadaşlar diyor ya Çek yolu bayağı inşaatlı gidilmez veya ne bileyim, sen ne diyorsun? Çek yolunun ilk başlangıcını ben gördüm ama bizim şansımız şöyleydi, sabah geçtik hafta sonu, kimse yoktu. Bomboş. Bomboş. Ha, inşaatlı yolları hatta bastık, şey yaptık, Yasin'e verdik orada, Yasin sürdü. Maşallah. Aynen, Sinan böyle uyuyordu ama Çek'e ondan sonra bunlar iyi geçti yani, ben uyudum da arkada. Sadece biliyorsun Prag'ın içine doğru giriyorsun biraz. He biliyorum, çarşının içine giriyorsun ondan sonra. Aynen. Ama onun haricinde bence o yol düzeldiği zaman alternatif yol olarak gayet iyi kullanılabilir. Mesela Avusturya'dan geçmen gerekiyorsa Hollanda'ya gitmek için öbür alternatif de Hırvatistan olabilir. Ne öğrendin biliyor musun? Google'da dinleyeceksin. Google'da dinlemediğin zaman kalırsın.
öyle ne bileyim şu Instagram'da bunu diyorlar, şunu diyorlar demeyeceksin. Yok, telefonda kartta bakacaksın. Mecbur öyle bakacaksın. En iyisi arkadaşlar yani gerçekten öyle. Bazen oluyor ama. Köylük yola falan daldırabiliyor. O da oluyor da. Karanlıkta da geçmek istemezsin hani olabiliyorum ama insan ister istemez yani. Diyor bildiğin yoldan gidelim hani adet budur falan. Bizim Türklerin alışkanlığı. Benim bildiğim yol var abi, beni takip et. En iyisi yine alternatif yola bakmak gerekiyor bu durumda. Şuna bak, 23 saatte Edirne'den çıktık buraya geldik. Şu an saat 11'e çeyrek falan var. Olan şey Avrupa saati. O yüzden hatta Sırbistan'la bir Macar bizi tutmasaydı gümrüklerde, kontrollerde biz buraya kesin 20 saatte demeden gelirdik. Ve 500 euroluk arabayla. 500 euroluk arabayla. Yani. Ama canavar 185'e Sinan yarım saat önce zorladı. Yarım saat mı? 1 saat. 1 saat mı? Kağıtta ne yazıyordu? Kağıtta ne yazıyor? 200 küsur adı yazıyor. Hadi canım. Şey var, limiter var. Çalmışlar ya. Allah. Neyse. Uzun lafın kısası, gurbet yolumuz bitti. Yasin diyor artık gelecek 3-4 yıl böyle söz vermeyelim artık. Ben böyle bir şey istemiyorum artık diyor. Ama şaka maka Anıl bu videoya dedik ki 10 binden gelirse BMW M5 Competition. F90 Competition alıyoruz. Sıla'yı onunla hazırlıyoruz. Tabii bu sıla bugün önümüzdeki değil. Ama bir yıl içinde falan Allah izin verirse hazırlarız. O yüzden 10 binden bekliyoruz. Ayrıca Instagram'dan da Anıl bize şu lambalardan hediye etti, yine bak. Bize değil, takipçilerimize hediye etti. Bak, bu safety lambası. Burada ledler yanıyor. Kırmızı yanar, beyaz yanar. Bu motorunu böyle kontrol edersin yanarak. Bu camı kırar, bu bordonunu keser filan. Evet, emniyet kemerini keser. Bundan 3 tane var elimizde. Bunu Instagram'dan size hediye edeceğiz. Takipte kalın, Instagram'ımıza abone olun. Takip edin bizi, likelayın. Anıl da takip edin, Müstüktüp 36. Karşılığı Anıl. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz artık bağıramayacağız. Kapatla kapat yapamayacağız. O yüzden siz adam akıllı şu düğmeye basın. YouTube'u kapatın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.